Günaydın arkadaşlar, nasılsınız? Bugün arkadaşlar 3. üniteyi konuşacağız. Biliyorsunuz vizelerimize de bir hafta kaldı. Haftaya da 4. üniteyi konuşacağız ve vizelerde de ilk 4 üniteden sorumlu olacaksınız. Bugünkü ünitemizin başlığı ne? Bugünkü ünitenin başlığı finansal analiz teknikleri. Şimdi 1. ünitede finansal tablolar için finansal tablonun ne olduğunu, tanımlarını yaptık, sınıflandırmasını konuştuk, hesapların özelliklerini, ana ve alt grupların özelliklerini konuştuk. Geçen hafta bunların nasıl analize hazır hale getirilmesi gerektiğini, bunlarla ilgili nasıl bir duruşumuzun olması gerektiğini konuştuk. Bugün de finansal analiz tekniklerimiz var. Şimdi biz mali tabloları, finansal tabloları analiz edeceğiz ama bir takım sorularımız var. Bu sorulara cevap arayacak şekilde analiz ediyoruz. O halde her soruya cevap ararken cevabı bulacağım bir tekniğim var. Hangi tekniği kullanacağıma karar vereceğim. İşte burada 3. ünitede sizin bugün konuşacağımız konu finansal analiz tekniklerini sınıflandıracağız. Ondan sonra karşılaştırmalı finansal tablo analizi tekniğini, eğilim yüzdeleri analiz tekniğini, dikey yüzde analiz tekniğini ve oran analiz tekniğini özelliklerini açıklayacağız. Zaten buradan da anlamışsınızdır, toplam 4 tane analiz tekniğimiz var. Karşılaştırmalı tablolar, eğilim yüzdeleri, dikey yüzde ve oran analizi diye. Bu 4 teknik en çok kullanılan tekniklerin başında geliyor. Şimdi finansal analiz tekniklerine ilişkin olarak şöyle bir baktığımızda nedir ne değildir diye düşündüğümüzde bakın finansal analizi şöyle tanımlıyoruz. Aslında daha önce de söylemiştim slide olarak hazırladığım notlarda sınav sorusu olabilecek yerler kitabınızda. Bunları işaretleyin lütfen, çalışırken yardımcı olur size. Finansal analiz bir işletmenin finansal durumunun ve finansal yönden gelişmesinin yeterli olup olmadığını belirlemek için finansal tablo kalemlerindeki değişiklikleri, kalemler arasındaki ilişkileri, kalemlerin zaman içinde göstermiş olduğu eğilimleri inceler ve gerektiğinde belirlenen standartları sektör ortalamalarıyla karşılaştırmak suretiyle yorumlar. Bakın 4 tane unsurum var. Bir ne? Finansal tablo kalemleri arasındaki değişiklikleri tespit ediyorum. Kalemler arasındaki ilişkileri tespit ediyorum. Bu kalemlerin yıllar bazındaki eğilimini tespit ediyorum. Ve bunları ulaştığım sonuçları yine sektör ortalamalarıyla ya da firmanın kendi geçmiş yıllarını ortalamalarıyla karşılaştırmak suretiyle yorum yapıyorum. Yani finansal analizin tüm amacı, tüm tanımı, tüm içeriği bu şekilde ortaya çıkıyor. Finansal analiz 3 şekilde sınıflandırıyoruz. Finansal analizin türleri bunlar. Birincisi, finansal analizi kapsamına göre sınıflandırıyorum. İkincisi, finansal analizi amaçlarına göre sınıflandırıyorum. Üçüncüsü ise finansal analizi yapanın pozisyonuna, durumuna göre sınıflandırıyorum. Yani bankacı mı yapıyor, yatırımcı mı yapıyor, şirketin muhasebecisi mi yapıyor, şirketin yönetimi mi yapıyor? Analizi kim yapıyorsa mutlaka tabii kendiyle ilgili noktalara odaklanarak yapacağı için herkesin, finansal analiz yapan kişinin pozisyonu ve bakış açısı onun finansal analiz tekniklerinden yaptığı seçimleri netleştiriyor. Şimdi finansal analizde kapsamına göre finansal analiz çeşitlerini konuşalım bakın. Kapsamına göre finansal analiz dediğimizde bir kere yapılan çalışmanın kapsadığı dönemlerden bahsediyoruz. İki tür analiz var. Statik analiz, dinamik analiz. Şimdi bunları açıklamaya geçmeden önce şöyle söyleyeyim. Üçüncü üniteden çok soru görebilirsiniz. Çünkü 3. ünite test sorusu hazırlamaya çok elverişli bir ünite. O nedenle 3. ünitede dediğim gibi slaytları kitabınızdan işaretlerseniz çok faydasını göreceksiniz. Statik analiz ve dinamik analiz diye ikiye ayırıyorum. Statik analiz dediğimiz şey belli bir tarihte düzenlenmiş veya tek bir döneme ait finansal tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkileri tespit etmek için kullanılır. Yani diyelim ki 2016'nın bilançosuyla gelir tablosundaki kalemleri analiz ediyorum. Tek bir dönem ve tablonun içindeki kalemler arasındaki ilişkiler. Bu bir statik analiz. Bu analizde eğer ben bu statik analizi diyorsam ki birden çok döneme yayacağım.
Yani bir sürü dönemi kapsatacağım ve finansal tabloların hepsini dahil edeceğim. Bilançoyu dahil edeceğim, gelir tablosu, nakit akım tablosu, hepsini, bütün mali tabloları, finansal tabloları dahil edeceğim diyorsam ve kalemlerin dönemler içindeki eğilimlerini ortaya koyacağım diyorsam, o zaman ben dinamik analiz yapmış oluyorum. Yani statik analizde tek bir yıl, tek bir tablo, dinamik analizde çoklu yıllar, birçok yıl, birçok bütün mali tablolar, birden fazla mali tablolar ortaya konur. Statik analizde o andaki resmi, o anki durumu tespit edilir. Dinamik analizde ise bir eğilimler tespiti, nasıl bir eğilim göstermiş, yıllara göre artmış mı, yıllara göre azalmış mı? Bu eğilimler tespit edilmek suretiyle dinamik analiz yapıyorum. Dinamik analiz arkadaşlar tabii çok yoğun olarak kullanılan bir teknik. Statik analiz fazla hani kullanımı yoğun değil. Dinamik analizi daha çok kullanıyorum. Bakın dinamik analizde şöyle yapabiliyorum. Ya çok yıl ya çok fazla işletme. O bütün sektörü kapsayacak tüm işletmeleri bir araya getiriyorum. Yani datalarım çok, verilerim çok fazla. O nedenle dinamik analizde geçmiş döneme ait verilerin değişimi, eğilimi ve ilişkilerin belirlenerek olumlu veya olumsuz gelişmelerin tespitine yönelik bir analiz yapmamı sağlar bana. Yani şöyle diyelim ki eğer ben sadece bu yıl içinde işletmenin kasa hesabı, mesela kasasıyla stoklarını ilişkilendiriyorsam çok bir fikir vermez. Diyorum ki işte işletmenin satışları arttı, stokları ona göre arttı. Satışları arttığı için, nakit sattığı için kasadaki parası da artmıştır. Hani bu böyle bir kısır döngü. Ama dinamik analizde öyle değil. Dinamik analizde mesela diyelim ki 5 yılı baz aldım. İşte 2000'den başladım, 2015'e kadar 5 yıllık bilançosunu aldım. Diyorum ki işte 5 yıla göre kasası artmıştır. 5 yıla göre alacakları artmıştır, stokları artmıştır, satışları artmıştır gibi. Bu tür veya diyelim ki satışları artmış ama stokları azalmıştır gibi bu tür eğilimleri, bu tür durumları tespit ettiğimde ortaya çıkan resimden hareketle yaptığım yorum daha tutarlı, daha gerçek. Statik analize göre bazı üstünlükleri var. İsterseniz bunu da işaretleyin kitabımızdan. Geçmiş faaliyet dönem sonuçlarıyla cari dönem bilgileri karşılaştırılabilir. Cari dönem dedim, içinde bulunduğum dönem. Cari dönem verilerini karşılaştırıyorum. Geçmiş yılları baz alarak. İkincisi, işletmede belirlenen standartlarda plan, bütçe ve hedeflenen bir takım unsurlar varsa bunları kolaylıkla yapabiliyorum. Çünkü adamın mesela diyelim ki stokları son 5 yıl artmışsa, gelecek 2 yılımı planlamak istiyorsam diyorum ki bu işletmenin stoklarında bir artış var. Gelecek 2 yılda da bu artışın devam edeceğini öngörebiliyorum diyorum. Yani geleceğe yönelik de tahminler, bütçeler yapmam kolay dinamik analizde. Yine dinamik analizde ya işletmeyi ait olduğu sektör bazında veya işletmeyi kendi dönemleri içinde karşılaştırma ihtimalim var. Mesela şöyle söyleyeyim. Diyelim ki bir Azerbaycan petrol şirketi, gaz şirketi. Azerbaycan petrol şirketine bakıyorum. İşte başka petrol şirketleri de var. Kanadalı, Amerikalı, Alman neyse. Bütün bunları bir havuza koyduğumda ne diyorum? Dünyadaki petrol üreten şirketler havuzu ve Azerbaycan petrol şirketinin bu havuz içinde diğer şirketlere göre durumu ne? Mesela bunu görmek istiyorum. Hani sektör karşılaştırmasından kastım bu. Aynı malı üreten, aynı alana ait, aynı sektörlerde çalışan firmaları karşılaştırabiliyorum. Tabii bu çoklu data demek. Diyelim ki 10 tane benzer şirket varsa onunu da yan yana koyup onunu da bilançolarını karşılaştırarak kendi şirketimin durumunu tespit edebiliyorum. Veya diyorum ki ben kendi şirketimin 10 yıllık mali tablolarını yan yana koyup kendi durumuma bakmak istiyorum. Bu da bakın yine bir dinamik analizdir. Artı genel standartlarla karşılaştırılabilme özelliği var dinamik analizde. Nedir bu? Diyelim ki şu anda petrol fiyatları düşüyor. Ne bekliyoruz petrol üreten firmalardan? İşte üretim hacimleri düşmüş, satışları düşmüş, çıkardıkları stok miktarının azalmış olması lazım, gelirlerinin düşmüş olması lazım.
Şimdi bakıyorum, benim şirketimde Azerbaycan gaz şirketi ise bu kriterlere, bu standartlara göre bir eğilim göstermiş mi, göstermemiş mi? Şimdi bütün dünyadaki petrol şirketlerin üretimi azalmışken, satışları azalmışken benim üretimim artmışsa ve benim satışlarım da buna bağlı olarak azalıyorsa, demek ki ben şirket olarak yanlış politikalar takip ediyorum demektir. İşte genel standartlarla kendi şirketimin standart, kendi şirketimde ortaya çıkan durumları bu tür standartlarla karşılaştırarak durumumu tespit etmeyi sağlıyorum. Diğer bir analiz türü, amacına göre finansal analiz çeşitleri arkadaşlar. Amacına göre finansal analiz türleri 4 tanedir. Yönetim analizleri, kredi analizleri, yatırım analizleri. Aslında burada bu analiz türlerini açtığımda bunları kimin yaptığına bakacağım. Hani demin dedim ya, analizi yapan kişinin pozisyonu önemli. Yani ben şirketin üst yönetiminde diyelim ki bir muhasebe müdürüysem, bir finans danışmanıysam veya şirketin CEO'suysam diyorum ki ben yönetimi yapmalıyım. Veya ben bir finans kuruluşuysam, bankaysam, şirketlere kredi veriyorsam, borç paralar veriyorsam o zaman ben bir kredi analizi yapmalıyım. Veya ben bir yatırımcıyım, yatırım yapmak istiyorum, şirketlere yatırım analizleri yapmalıyım. Şimdi bunları sırasıyla konuşalım bakın. Yönetim analizleri ne? Yönetim analizi arkadaşlar, yöneticilerin, yani işletmedeki üst düzey yöneticilerin, bu pazarlama müdürü de olabilir, üretim müdürü de olabilir, personel müdürü de olabilir, muhasebe müdürü de olabilir ama bunlar üst düzey yöneticiler, CEO da olabilir. Yöneticilerin kararlarına ve izleyecekleri politikalara esas teşkil etmek üzere yapılan bir analizdir. Nedir bu? Diyelim ki ben bir yöneticiyim, şirketin genel müdürüyüm. Performansımı ölçmek istiyorum. Performans nedir? Şirketin karlılığıdır, değil mi? 5 yıllık, 10 yıllık gelir tablosunu yan yana koyuyorum şirkette. Dönem karı rakamını da koyuyorum. Eğer şirketin karında artış varsa diyorum ki ben yönetici olarak başarılı bir yöneticiyim. Niye? Çünkü şirketin karı her geçen gün artmış. Ama yok, şirketin karında azalmalar varsa diyorum ki o zaman ben şirketi yanlış yönetiyorum, başarılı bir yönetimim yok diyorum. İşte yönetim analizlerinin odak noktası böyle analizler. Kredi analizlerinde ise işletmeye kredi veren kurum veya şahısların kendi amaçları doğrultusunda yaptıkları analizdir. Kredi analizlerinde şuna bakar kredi kurumu. Şimdi banka niye bakar? Bu şirketin kredibilitesini ölçmek ister veya bir finans kurumu. Neden? Kredibiliteden kastım şu arkadaşlar. Ben bu şirkete borç para versem, bu şirket bana bu borç parayı faiziyle birlikte geri ödeyebilir mi? Böyle bir kabiliyeti var mı? Ona bakar. Yani şöyle düşünün. Diyelim ki kendinize araba alacaksınız, gittiniz bankaya başvurdunuz. Banka sizin neyinize bakar? Ben bu krediyi buna versem, araba alsa bana bu krediyi geriye ödeyebilecek geliri var mı, malı mülkü var mı diye bakar, değil mi? Aynı bakış açısını şirketler için de kullanıyor ve biz buna şirketler için bir bankanın şirketin kredibilitesini ölçmeye yönelik yaptığı kredi analizlerine biz kredi analizi diyoruz. Yani finansal tablo analizinde kredi analizi başlığında açıyoruz. Burada tabii şöyle bir şey var. Ana param geri gelir mi? Faizim geri gelebilir mi? Ben borcumun tamamını, yani alacağımın tamamını tahsil edebilir miyim? Diğer yandan işletmenin borç ödeyebilme kapasitesi, işletmenin varlıklarının güçlülüğü, işletmenin iş hayatının dinamikliği, bunlar kredi analizlerini etkileyen noktalardır. Gelelim yatırım analizlerine. Yatırım analizinde de kasıt şu. Yatırım analizi genellikle ya şirket yöneticilerinin, yani şirket sahiplerinin daha doğrusu, veya dışarıdaki parası olup da yatırım yapmak için şirket bakan yatırımcının yaptığı analizlerdir. Burada şunu düşünürler. Der ki ben bir işletmeye yatırım yapacak olsam yaptığım yatırımın bana karlı bir şekilde dönmesini isterim. O halde yatırım analizlerine bakın, yönetim ve kredi analizlerine çok uzun süreli bir duruşumuz yok ama yatırım analizlerine daha uzun vadeli bakıyoruz. Ve burada diyorum ki ben işletmeye, işte diyelim ki benim 1 milyon dolarım var çantada, geldim şirkete,
Diyorum ki ben size bu parayı yatırmak istiyorum. Sizin ortağınız olmak istiyorum. Şirketinizi işte %40, %30'u satın alacağım. Ben bir yatırımcıyım. Ama bunu şöyle düşünüyorum. Bu parayı ben yatırdığımda bir kere çok uzun vadeden sonra bana geri dönecek. Dönüşte de üzerine katlayarak artı bir değerle mi dönecek, bunu görmek istiyorum. Çünkü hiçbir yatırımcı kaybedeceği parayı şirkete yatırmak istemez arkadaşlar. Bu analizlerin dışında bir başka analiz ise analiz yapanın durumuna göre finansal analiz çeşitleri. Burada şöyle bir şey var, iki tür analiz var. İç analiz, dış analiz. Buradaki kastım şu, eğer ben şirketin muhasebecisiysem, eğer ben şirketin genel müdürüysem ve şirketin analizini yapıyorsam ben bir iç analiz yapıyorumdur. Yani işletmenin içinden bir kişinin analiz yapması iç analizdir. Ama yok ben bir bankacıyım. Bir şirket benden kredi istedi. Ben o şirkete bakarak dışarıdan bir dış kullanıcı olarak şirketi analiz ediyorsam ben dış analiz yapıyorum. Çünkü şirket dışı bir kişiyim. Yani iç dış analizdeki o iç dış kelimelerin anlamı bu. Eğer analiz yapan kişi şirketin içinde çalışan, şirketin bir çalışanıysa, şirketin bütün faaliyetlerine aşina ve şirkette birebir iletişim halindeyse iç analizdir. Eğer analiz yapan kişi şirket dışından bir analiz yapıcı, yani şirket dışı bir kişi ise, şirketle hiçbir doğrudan ilişkisi yoksa ama diyelim ki şirket bundan borç para almak istedi veya krediyle mal almak istedi veya şirket bu kişiyi yatırımcı olarak davet ettiğinde ben bu şirketi analiz ediyorsam dış analiz yapıyorumdur. Aradaki fark bu. Diğer bir durumda gelelim finansal. Bunlar şimdi finansal analiz türleriydi. Şimdi ben pozisyonuma göre tabii genellikle finansal analiz yapan kişiler işletmelerin muhasebecileridir, işletmelerin finansman danışmanlarıdır. Şimdi bu şekilde baktığımda ben bu analizlerden hangini yapacağım? Ona karar veriyorum. Peki karar verdim, şu analizleri yapacağım dedim. Peki hangi teknikleri kullanacağım? Şimdi sorun bu. Finansal analiz yaparken finansal analist hangi teknikleri kullanmalı? 4 tane tekniğimiz var. Şimdi arkadaşlar bu 4 aslında finansal analiz teknikleri diye baktığımızda dünyada 7-8 tane analiz tekniği var. Fakat bu 4 tanesi en çok kabul gören ve en yaygın kullanılan tekniklerdir. Bunların birincisi karşılaştırmalı finansal tablolar analizi ya da yatay analizdir. Bir başka, yani başka kitaplardan da hani çalışıyorsanız yatay analiz tekniği de yine karşılaştırmalı finansal tablolar analizi tekniğiyle eştir. İkincisi trend analizi ya da eğilim yüzdeleri analizidir. Üçüncüsü dikey analiz yöntemidir. Dördüncüsü oran analizidir. Bu 4 temel analizden hangi soruya cevap arıyorsam ona karar vereceğim. Hangi tür analiz yapacaksam ona karar vereceğim. Ve analizimi mali tablolar üzerinden yapacağım. Şimdi gelelim karşılaştırmalı finansal tablolar analizi tekniğine. Bu ne demek? Şimdi bunların hepsi bir teknik. Önce şunu söyleyeyim. Diyeceksiniz ki hocam zaten mali tablolar hazır değil mi? Neden analiz tekniği bir de seçeceğiz? Şimdi geçen hafta da söyledim arkadaşlar. Analiz yapabilmem için hazırlanmış mali finansal tablolar, yani bir bilanço, bir gelir tablosu tek başına bana yetmez. Bu tabloları alıp analiz tekniklerinden bir veya birkaçını kullanarak analize hazır hale getirmeliyim. Yani finansal tablolar önce analiz teknikleriyle analize hazır hale getirilir. Daha sonra üzerinde yorum yapılır, analiz yapılır. İşte bu tekniklerden ilki karşılaştırmalı finansal tablolar analizi tekniğidir. En yaygın kullanılan budur. Yatay analiz tekniğidir. Bakalım nasıl tanımlıyoruz. Karşılaştırmalı finansal tablolar analizi tekniği bir işletmenin birbirini izleyen en az 2 veya daha fazla faaliyet dönemine ait finansal tabloları karşılaştırmalı olarak düzenler. Anlamı ne? Demek ki bu teknikte ben tek yıl alamıyorum. Bir dinamik analiz yapacağım. En az 2 yıl alacağım. Mesela 2016'yı mı analiz edeceğim? 2016-2015'i alacağım. Veya ben diyelim ki çoklu yıl karşılaştırması mı yapacağım? 2016-2015-2014-2013. Yani diyelim ki geçmiş 5 yılımı baz alacağım. 5 yılı yan yana koyacağım.
Yani tek yıl asla bu teknikte baz alınamaz veya kullanılamaz. Daha sonra en az 2 yılı aldım. 2015-2016'yı aldım. Yan yana koydum. Ne yapacağım? Yapacağım şey şu. Bu tablolarda yer alan kalemlerin zaman içinde göstermiş olduğu gelişmelerin ve değişikliklerin tespit ve incelemesini yapacağım. Bunun anlamı nedir? Şimdi birazdan ben size bu tabloların düzenlenmesini de göstereceğim. O şeyde, çerçevede daha iyi anlayacaksınız. İsterseniz önce ben size bir tablo çizeyim. Ki anlatmalarımı o tabloda dinlerseniz sanki daha iyi olacak gibi. Şimdi arkadaşlar, karşılaştırmalı tablolar analizi tekniğine göre ben tablolarımı hazırladığımda, diyelim ki bilançomu hazırlıyorum. Bilanço için konuşalım. İlk kullanacağım sütun, hesaplar sütunu. Hesaplar sütunu daima dönen varlıklarla başlayacak. Ondan sonra hazır değerler, yani özet bilanço da olabilir, kapsamlı bilanço da olabilir. Diyelim ki menkul kıymetler, ticari alacaklar gibi sıralayıp gidiyorum bütün bilançoyu. İkinci sütunum, dedik ki en az 2 yıl olacak. 31-12-2015 geçmiş dönemin dönem sonu bilançosu ve içinde bulunduğum yılın dönem sonu bilançosunu alıyorum. 31 Aralık 2012. Bakın, bu benim dönemlerim. En az 2 yıl karşılaştırıyorum. Daha sonra burada 2 tane ayrı sütun açacağım. Bunlardan birincisi mutlak farklar sütunu. Mutlak fark artı veya eksi olabilir. Anlamı ne? Anlamı şu. Diyelim ki hazır değerler 2015'te 1000 liraymış. 2016'da 2000 liraymış. Aradaki mutlak fark ne? Artı yönde 1000 lira demek. 1000 lira artmış, değil mi? Bir önceki yıla göre hazır değerlerim 2016'da artmış. Artısını nereden biliyorum? Çünkü artış 2016'da. Onun için artı. Mesela diyelim ki ticari alacaklar 500 liraymış. İkinci 2016'da 250 liraya inmiş. O zaman ne diyorum, bakın? Eksi 250 lira. Daha sonra yapacağım şeyde yüzde değişimi, yine artı ve eksi olarak yüzde değişim sütunu açıyorum. Şimdi hazır değerler için konuştuğumda, bakın, 1000 lirayken 200 liraya çıktığında artı yüzde yüz değişmiş, artmış. İkincisinde eksi yüzde yüz azalmış. Anlatabiliyor muyum? Ve bütün tabloyu bu şekilde, bilançoyu ve gelir tablosunu bu şekilde... Pardon, evet, orası %50. Teşekkür ederim. %50 azalmış. Yani burada baktığınızda bütün bilançoyu ve gelir tablosunu bu şekilde hazır hale getiriyorum. İşte tablo, finansal tabloların analize hazır hale gelmesi demek bu demek. Şimdi devam edelim isterseniz. Slaytları görüyor musunuz? Evet. Slaytlardan devam edeceğim. Şimdi bu karşılaştırmalı finansal tabloların düzenlenmesi. Mesela bakın, buraya da işaret koyun. Bunlardan da test sorusu, yani sınav sorusu görebilirsiniz. Bunlar ne? Birincisi arkadaşlar, bunlar benim karşılaştırmalı finansal tablolar analizinde aşağıda belirtilen esaslara uyarak nasıl tablo düzenleyeceğimi anlatan ön koşullar. Birincisi şu, diyor ki karşılaştırması yapılacak cari ve önceki dönem finansal tablolar aynı zaman dilimlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış olmalı. Hatırlayın, ne dedim? 31 Aralık 2015, 31 Aralık 2016. Yani hangi ay için karşılaştırıyorsam önceki döneminki de o tarihte olması lazım. Diyelim ki birisi Mart, birisi Aralık olamaz. İkincisi, finansal tablolar arkadaşlar 3 veya 6 aylık dönemleri kapsıyor ise
Karşılaştırma ya bir önceki dönemin 3 veya 6 aylık kısmına ait olmalı ya da bir önceki yılın aynı dönemleri ile yapılmalı. Bunun anlamı şu, eğer ben 31 Mart 2015'teki tabloyu baz alıyorsam o zaman 2016'da da 31 Mart 2016'yı alacağım. Neden? Çünkü homojen bilgiler karşılaştırılabilir. Üçer aylık eşit dönemlerde o dönemde çıkan rakamları karşılaştırıyorum. Yani şimdi ben diyelim ki sizi alıp da karşınıza işte bir Türk öğrenciyi koyduğumda veya karşınıza bir işte Amerikalı öğrenciyi koyduğumda ve bu dersi hiç almamış bir öğrenciyle sizi karşılaştırdığımda itiraz eder misiniz? Edersiniz. Dersiniz ki aynı kitabı okumadık, aynı konuları bilmiyoruz, sen bizi nasıl karşılaştırırsın? Yani bilgi karşılaştırılmasında bu bir ön şarttır. Homojen bilgiler, aynı tür bilgiler, aynı kriterlere göre üretilmiş bilgiler karşılaştırılır. Üçüncü şıkkım şu, cari döneme ait finansal tablolar dönemin bütçe rakamlarıyla karşılaştırılabilir. Yani bütçe nedir? Tahmin edilmiştir. Yani bunun anlamı şu, diyelim ki ben önceki dönemle ilgilenmiyorum ama gelecek dönemle bütçelediğimle karşılaştırmak istiyorum. Bunun anlamı şudur, 31-12-2016 cari dönemi, dönem sonu bilançosu çıkmıştır. Ve ben daha önce de bunu bir bütçe yapmışım, tahminde bulunmuşum. Mesela demişim ki işte benim kasada 1000 lira param olacak. Gerçekleşen ne? 500. Demek ki ben 500 lira eksik tahmin etmişim, değil mi? 1000 lira olacak derken 500 lira gerçekleşmiş. Yani gerçekleşen tutarlarla tahmin edilen tutarlar, biz o tahminleri bütçelerde gösteririz. Bütçelenenleri de karşılaştırabilirim bu teknikte. Bir diğer olay şu arkadaşlar. Bir işletmenin cari yılına ait finansal tabloları diğer işletmelerin aynı dönemlerine ait finansal tablolarla da karşılaştırılabilir. Nedir bu? Diyelim ki 31-12-2016'da Azerbaycan Petrol Şirketi'nin bilançosuyla 31-12-2016'da diyelim ki Shell'in veya Mobil'in veya bir Amerikalı petrol şirketinin tablolarını karşılaştırırım. Yani Amerikalı şirkette ne olmuş, bizde ne olmuş diye soruma yanıt ararken. Bir diğer sorun, unsur, temel finansal tabloların yanında ek finansal tablolar da bu teknikle karşılaştırılabilir. Yani bilanço, gelir tablosu, fon akım, nakit akım tablosu, öz sermaye değişim tablosu temel tablolarım. Bunları karşılaştıracağım bu teknikle. Ama bunların dışında mesela ben şirket sahibiyim, ihtiyaç duyuyorum. Diyorum ki kar dağıtım tablomu da karşılaştıralım. Ek bir tablodur, gereklilik yoktur ama istersem yapabilirim. Karşılaştırılacak finansal tabloları arkadaşlar... Tabii ülkelerde enflasyon var. Mesela Türkiye'de bir enflasyon var. Sizin ülkenizde ne var? Enflasyonunuz mu var, devalüasyonunuz mu var? Devalüasyonunuz var. O halde ne bunları, eğer bir ülkede enflasyon veya devalüasyon varsa bu enflasyon ve devalüasyonun etkileri de göz önüne alarak karşılaştırma yapmalıyım. Yani sonuçta hani şirketler tek başlarına yaşamıyorlar. Şimdi tabloların düzenlenmesine geldiğimde, deminki çizdiğim tabloyu düşünün. Burada bir kere diyoruz ki karşılaştırmalı finansal bilanço durum tabloları işletmenin birden fazla faaliyet dönemini kapsayacak şekilde bu tablolardaki bilgileri yan yana yazmak suretiyle düzenliyorum. Daha sonra tutar olarak meydana gelen artış ve azalışları bir sütuna, yüzde olarak meydana gelen artışı da diğer sütuna yazıyorum. Yani toplamda şurada gördüğünüzde arkadaşlar bakın toplam 5 ana sütunum var. Şurası bilançoların veya finansal tabloların yazıldığı yer. Yani bir önceki yıl, önceki dönem veya ve cari dönem olarak yazıyorum. Şurası mutlak farklar, tutar farkları. Şurası da yüzde farklarını yazdığım sütun. Şimdi böyle bir tabloyu tanzim ettiğimde tabii diyorum ki burada önemli olan sütunlar benim için mutlak farklar ve yüzde değişim farkları sütunu. Niye? Çünkü ben yorum yaparken bu iki sütunu kullanacağım. Diyeceğim ki
hazır değerler işte 2016'da 2015'e göre şu kadar lira artmıştır. Şu kadar lira, şu kadar yüzdeyle artmıştır veya azalmıştır gibi analize konu olan değerleri üreten bu sütun, bu iki sütun benim için çok önemli. Gelelim gelir tablosunun düzenlenmesinde. Gelir tablosunun düzenlenmesinde ise yine aynı teknikle işe yaklaşıyorum. Gelir tablosunda tabii şöyle bir olay var. Diyelim ki gelir tablosu düzenleyeceğim. Gelir tablosunda yine bir hesaplar sütunum var. Hesaplar sütununda yurt içi satışlardan başlıyorum. Satıştan indirimler, net satışlar, ondan sonra satılan malın maliyeti gibi gidiyorum. Daha sonra işletmenin ne yapıyorum? Gelir tablosunu baz alacağım. Gelir tablosunu baz alırken 31-12-2015 dönemine ait gelir tablosu, 31-31-12-2016'ya ilişkin gelir tablosu rakamlarını yazıyorum. Bakın, daha sonra yine artı eksi mutlak fark ve artı eksi yüzde farkı. Şimdi burada örnek verecek olursak, diyelim ki satılan malımın maliyeti 2015'te 100 liraymış. 2016'da bunun tutarı diyelim ki 300 lira olmuş. Mutlak farkım ne? Artı 200. Artış oranım ne? Yüzde 200. Değil mi? Yüzde 200 artmış. İşte gelir tablosunda da yeni bilançodaki hazırlama kriterlerini kullanarak gelir tablomu da bu şekilde hazırlıyorum. Tabii bunlar bu ünitede şu an size sadece analiz tekniklerini nasıl kullanacağım ve bunlara göre nasıl tabloları analize hazır hale getireceğim bunları anlatıyorum. Daha henüz nasıl yorumlayacağım aşamasına gelmedim. Diğer bir teknik. Trend analizi tekniği arkadaşlar. Trend analizi tekniğinde, trend analizinin diğer bir adı eğilim yüzdeleridir. Çok kullanılan bir tekniktir. Eğer ben bir işletmenin birden fazla yılını, en az trend analizi tekniği 5 yıl, en az 5 yıl için kullanılır. 5 yıl ve daha fazla olması lazım. Trend analizi tekniğini istiyor. Yani ben bir şirketin 10 yılını karşılaştırmak istiyorsam trend analizi tekniği kullanacağım. Bu teknikteki bakış açım şu. Bir kere bütün hesapları, bütün tabloyu bütün olarak almıyorum. Bilanço ve gelir tablosunu. Trend analizinde ikili hesaplar arasındaki ilişkilere bakıyorum. Ve bu ilişkilerin artış veya azalış yönündeki eğilimlerini gösteriyorum. Ama trend analizinde şöyle bir şartım var. Bir baz yıl almalıyım. Ama o baz yıl o ülke için ve o işletme için en normal yıl olmalı. Şimdi ben size desem ki trend analizi yapacağım ve 2015 yılında baz yıl olarak alıyorum. Kabul eder misiniz almamı? 2015 yılı Azerbaycan'daki şirketler için istikrarlı bir yıl olarak adlandırılabilir mi? Hayır. O zaman nedir? Demek ki ben 2015 yılını baz yıl alamam. Çünkü işte bir takım etkenlerden dolayı petrol fiyatları düştü, milli geliriniz azaldı, değil mi? Devalüasyon yaşıyorsunuz. Yani istikrarlı bir yıl değil. Şöyle söyleyelim. Diyelim ki işte ben sizin başarınızı ölçeceğim. Diyor 5 yıl içinde geriye dönüp 5 yılınıza bakıp başarınızı ölçeceğim. Şimdi başarınızı ölçmeye başlıyorum. 2011'de gayet başarılısınız. Geçmişsiniz. 2012'de başarılısınız. 2013 yılında diyelim ki sınıfta kalmışsınız. Bütün derslerden kalmışsınız. Devamsızlığınız var yüksek oranda. Sonra bakıyorum 2014'te gene başarılısınız. 2015'te gene başarılısınız. Şimdi böyle bir istikrarsızlık, yani 2013'teki bu başarısızlık, derslere devam etmeme nedir? Bu yılın sizin için istikrarlı bir yıl olduğunu göstermez. Sen diyorsun ki bana, hocam tamam benim başarımı değerli ama ben 2013'te bir takım sorunlar yaşadım. İşte o sorunlarımı hallettiğim için derslere devam edemedim. Bundan dolayı 2013 yılını benim hayatımdan çıkararak analiz et, başarımı ölçerken dersiniz, değil mi? Yani bu en doğal, en gerçekçi sonuçlarla başarının ölçülmesidir. Şimdi arkadaşlar, trend analizinde ise
nasıl bir tablo hazırlıyorum, nasıl bir işlem yapıyorum onu anlatayım. Bir kere trend analizinde kalemler arası ilişkiler bakılır. Birazdan anlatacağım ama şimdiden hani söylemiş olayım. Bu nedir? Bilançoyu ve gelir tablosunu düşündüğünüzde bilanço ve gelir tablosunun bazı kalemlerin arasında ilişki vardır. Nedir? Örnek vereyim. Mesela stoklar, satışlar. Değil mi? Stoklar ve satışlar. Aldığım mal miktarı stoklar hesabımdır. Sattığım mal miktarı da satışlardır. Şimdi veyahut diğer bir ihtimal ticari alacaklarla satışlar. Eğer kredili satış yapıyorsam yaptığım satış miktarı ticari alacaklara gittiği için ticari alacaklarla satışları veya dönen varlıklarla kısa vadeli yabancı kaynaklar. Ne dedik? Birbirini finanse eder. Kısa vadeli yabancı kaynaklardan gelen borçlar dönen varlıkları finanse eder. Dönen varlıklardaki varlıklar ise kısa vadeli yabancı kaynakları finanse eder diyorum. Şimdi arkadaşlar böyle bir diyelim ki stoklar satışlar. İşletme olarak diyorum ki ben bu işletmenin yani 5 yıllık trend analizini yapacağım ve işletmenin stoklarla satışlar arasındaki ilişkisini bulacağım. Şimdi 5 yıl dediğime göre 2016 daha henüz çıkmadı. 2010'dan başlamalıyım. 2011, 12, 13, 14 ve 15 olarak baz almalıyım. Şimdi böyle baz aldığımda diyorum ki benim baz yılım hangisi olacak? Baz yılı seçerken arkadaşlar tek bakacağım şey istikrarlı, işletmenin en istikrarlı, en düzgün çalıştığı dönem baz yılıdır. 12-13. Ama nasıl? 12-13. Hocam en 12-13. İstikrarlı yılı diyor. En istikrarlı yıl. Evet. Şimdi tabii işletmenin en istikrarlı ama istikrardan kastım şu. Hem işletme açısından istikrar hem ülke açısından istikrar. Böyle düşüneceğim. Yani her şey normal miydi? Herhangi bir devalüasyon, enflasyon var mıydı? Veya bu sektöre ilişkin diyelim ki işletmemiz petrol şirketi olsun. Biz petrol çıkarıp satan bir şirketiz. Petrol sektöründe bir dalgalanma var mıydı? Şimdi arkadaşınızın söylediğine göre en istikrarlı yıl 2012 idi diyorsunuz değil mi? 2012 miydi? Her neyse 2010 diyelim. 2010 diyelim. Şimdi 2010 yılı benim için istikrarlı yılsa eğer arkadaşlar, 2010 bakın teknik için çok önemli. Ben diyorum ki 2010 yılı en istikrarlı yıl. O halde bu benim için baz yıldır diyorum. Baz yıl. Peki baz yılın önemine, baz yılda ben bütün satışlarımı ve stoklarımı 100 kabul ediyorum. O yıl istikrarlı, hiçbir sorun yok. Daha sonra şöyle bir durum olsun. Mesela 2011'de diyelim ki 150 olsun satış stoklarım, 200 olsun, 250 olsun, 340 olsun, 450 olsun. Bu stoklarım yıllara göre artmış. Satışlarıma baktığımda ise diyelim ki satışlarım da 101 lira olsun, 190 lira olsun, 200, şurası 350 lira olsun, 450 olsun ve 600 olsun. Şimdi bu şekilde baktığımda bakın trend analizinde ne? Böyle tablolarımı hazırlıyorum. Şimdi ben size trend analizi gereği bu yüzdeleri, bunların hepsi yüzde. Bu yüzdeleri nasıl hesapladığımı formülünü söyleyeceğim. Bu yüzdeleri hesapladım. Daha sonra ne yapıyorum? Yaptığım şey şu. Stoklar ve satışlar yıllara göre nasıl bir eğilim göstermiş? Hep artmış değil mi? Bakın hepsi artmış. Yani stoklar da satışlar da birbirine paralel bir eğilim göstermiş. Peki sizce karşılıklı artıyor olması normal midir stokların ve satışların? Hayır hocam. Niye öyle dediniz peki? Niye hayır? Hocam stoklarda artış oluyorsa satışlarda da artış olmalı. Stoklarda burada öyle olmuş. Bu artık şey oluyor.
Orada da artık 1.5-100 oldu. Bak, stoklar 150'de ama satışlar 101. Ha, sen şurayı diyorsun değil mi? Evet, stok hocam. Satışların artışı stokların artışının altında kalmış. Bu diyorsun bir anormallik. Evet. Mesela şuna bir anormallik diyorsun değil mi? Evet. Şimdi onları konuşacağız. Ben onları sormak istemiyorum. Yani o konulara gireceğiz yorum aşamasında. Tabii stoklarla satışlar artması, paralel artması istenir ama hiçbir zaman bir stoğun satışların üzerinde artması istenmez. Çünkü elimizde fazla stok miktarı olunca değer kaybederiz, stok elde bulundurma maliyetlerim artar filan. Ama öbür yanda satışlarım çok hızlı artarken stoklardaki artışın yavaş olması da bir handikap. Bu sefer de müşterinin ihtiyacına cevap veremez hale gelirim. Değil mi? Yani sen 10 tane kitap üretiyorsun ama 50 tane müşteri geliyor. Onunu veriyorsun. 40 müşteriye kalmadı kitap diyorsun. Bir daha o müşteri gelir mi sana? Gelmez. Müşteri kaybedersin. Yani her ikisinin de olumsuzluğu var. Yani tabii ki stoklar, satışlar birbirine paralel artmalı ama bu artışın da birbirine yakın olarak seyretmesi lazım. Yakın tutarlarda olması lazım. Ama tabii bunları yorum, bu teknikleri sonuçlarını yorumlama aşamasındaki kriterleri konuşurken daha detaylı konuşacağız. Ama trend analizi böyle bir şey. Dediğim gibi en az bir trend analizi arkadaşlar en az 5 yıl baz alınarak yapılmalı. 5 yıl. 5 yılın altına inmez. Ha 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl olabilir. Tabii şunu da söyleyeyim, hani mali analistik bir meslek, şirketler şu anda bunlara çok ihtiyaç duyuyor. Sizin için çok ufka açık bir meslek, öne açık bir meslek. Ama artık biz bu hesaplamalar kısmını mesela Excel'de, bilgisayar programlarında, Excel programında kolaylıkla 1-2 dakikada yapabiliyoruz. Mali tablolar analizinin en önemli kısmı yorumdur ki daha sonra konuşacağız. Yorumu yapabilmek çok önemli. Yani tamam bakıyorum stoklar satışlar artmış, ikisi de artıyor. Artması da gerekir. Artmaları da normaldir diyorum ama aması gerçekten doğru bir artış mı bu? Ya veya handikaplı bir artış mı? Onu öngörmem gerekir arkadaşlar. İsterseniz bir 5-10 dakika ara verelim. Siz de bir rahatlayın. Sonra saat başı tekrar görüşelim. Olmaz mı? Evet, şimdi arkadaşlar devam edelim isterseniz. Konularımız yetişmeyeceği için telafi dersi yapıyorum. Eğer vaktimiz kalırsa Perşembe günü gene buluşacağız. Perşembe günü artan kalan zamanda size sınava yönelik birkaç da soru çözerim. Böylece hani sınava da hazırlanmış olursunuz. Şimdi trend analizi tekniğine baktığımda bakın hızlıca şöyle üzerinden geçtiğimde dedik ki birbirini izleyen dönemlere ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin temel alınan finansal tablo kalemlere göre gösterdiği eğilim yüzdesi hesaplanır. Yani baz yıl temel alınır, o verilere göre diğer yılların eğilimleri hesaplanır yüzde olarak. Bu şekilde işletmenin finansal tablolarında yer alan her bir kalemin temel kabul edilen yıla göre yüzde olarak değişimi tespit edildikten sonra temel yıl olarak finansal tablo serisi ilk yıl kabul edilir. Mesela 2010'u baz yıl kabul ettiğimde ilk yılımdı ve ondan sonraki yıllara hesap yapmıştım. Yani baz yılın öncesi öncesine dönülmez. Baz yılı hareket noktası olarak alıyorum, diğer yılları ona göre hesaplıyorum ama bunlar bir sonraki izleyen yıllar olmalı. Yine temel yıla göre hesaplanan yüzdeler belli tarih veya dönemler arasındaki finansal durumu ve faaliyet sonuçlarına meydana gelen değişimleri açık olarak gösterir ve karşılaştırmalı finansal tablolara ait verilerin yatay olarak analizine de imkan verir. Finansal analist, finansal tablo kalemlerindeki artış veya azalış eğilimlerinin olumlu mu olduğunu, olumsuz mu olduğunu belirler. Daha sonra bu olumlulukla olumsuzlukla ilgili anlamlı ilişkileri nasıl kurulacağını karar verir. Hani biz demin dedik ya mesela stoklarla satışlar arasında paralel olarak artış olmalı. Bu anlamlıdır, olumludur. Ama bu artışın birbirine yakın olarak seyrediyor olması gerekir demiştik. Aynen bu şekilde olumlu veya olumsuz, olumlu veya olumsuzluğun üstüne bir de bunun ne kadar anlamlı olup olmadığı, ne kadar nasıl sorunlar doğuracağı işletme açısından bunları tespit ediyoruz. Daha sonra analizin
anlamını kazanabilmesi için, bu analiz çok önemli bir analiz tekniği bizim için. Diyoruz ki temel olarak seçilen yıl her bakımdan işletme faaliyetlerinin normal olduğu istikrarlı bir yıl olmalı. Şimdi eğilim yüzdeleri hesaplanacak dönemin analizinden beklenen yararın sağlanabilmesi için mümkün olduğu kadar uzun bir süreyi kapsaması gerekir. Yani en az 5 yıldır ve o 5 yıl üstüdür. 5 yıldan daha kısa süreyi baz almıyoruz. Eğilim yüzdeleri hesaplanırken seçilen temel yılın her bakımdan normal bir yıl olması gerekir. Neden? Eğer ülkede veya işletmenin faaliyetlerinde bir dalgalanış varsa, o dalgalanış bizim yorumumuzu yansıtacaktır. Olumlu diyeceğim durumlarda olumsuz diyebilirim. Olumsuz diyeceğim durumlarda da olumlu diyebilirim. Yanlış sonuçlar, yanlış analiz çıkarsamaları yapabilirim. O nedenle hani bunun çok baz yılı tespit etmek çok önemlidir. Eğilim yüzdeleri analizinin uygulanmasında arkadaşlar iki unsur var. Bir, baz yıla göre trend analizi hesaplaması yapıyorum. Eğilim hesaplaması yapıyorum. İkincisi, bir önceki yıla göre trend hesaplaması olmak üzere iki yaklaşım var dedik. Bunda da şöyle bir şey var. Eğer baz yılım yoksa, şirket bir inmiş bir çıkmış, bir inmiş bir çıkmış, sürekli bir dalgalanma gösteriyorsa, o zaman diyorum ki sadece 2 yıl için yapacağım ben bu karşılaştırmayı. Yani bir önceki yıla göre bir sonraki yılda ne olmuş? Onun trendine bakacağım diyorum ama tabii 2 yıl yapmak biraz handikap. Dediğim gibi trend analizinin anlamlı sonuçlar verebilmesinin en az 5 yıllık süreyi kapsıyor olması gerekir. Şimdi bilançonun da eğilim yüzdeleri yöntemiyle analizine geldiğimde, bilançoda tabii şöyle bir şey var. Bakın burada iki aşamada yapılan hesaplamalar var. Birincisi, baz yıla göre finansal durum tablosu eğilim yüzdelerinin hesaplanması var. Burada baz yıl yöntemi benimsenmiş oluyor. Bu yöntemde genel ekonomi ve işletme bakımından normal olan yıl kabul edildikten sonra bu yıla ait finansal tabloları baz hepsini 100 kabul edip diyorum ki diğer yılın bütün rakamlarını 100 kabul ettikten sonra baz yıla göre B1, B2, B3 sütunları, yani B4, B5 bunlar da izleyen yıllardır. O sütunların isimleridir. Bu isimleri, bu kodlamaları yapmak suretiyle diğer yıllarında eğilimlerini hesaplayacağım. Veya bir önceki yıla göre finansal durum tablosu eğilim yüzdelerinin hesaplanmasında ise burada bakın diyor ki eğilim daima bir önceki yıla göre hesaplanır. Yani bir baz yılım yok. Bir diyelim ki şöyle söyleyeyim, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 5 yılı baz alıyorum. 2012'yi 2011'e göre hesaplıyorum. 2013'ü 2012'ye göre hesaplıyorum. 2014'ü 2013'e göre hesaplıyorum. Burada da tek bir yıl üzerinden hareketle gelecek yıl için hesaplanan yüzdeleri görüyorum. Her ikisi de olabilir ama dediğim gibi birincisi baz yıl yöntemi en çok kabul gören, en çok uygulanan yöntemdir. Peki gelir tablosunda ne yapıyorum? Gelir tablosunda da yine aynı şey var. Burada şunu asla unutmayalım arkadaşlar. Finansal tabloları trend analizi tekniğinde full tek bir formatta kullanmıyorum. Onların içinden birbiriyle olan ilişkili hesapları seçiyorum ki yaklaşık 11-12 tane böyle ilişkili hesap var. O ilişkili hesaplar bazında bu karşılıklı iki hesabı karşılaştırmak suretiyle yapıyorum. Yani şöyle yapmıyorum. Diyelim ki sınıfta 30 öğrenci var. 30'unda trend analizine, yani eğilimini hesaplamıyorum. Diyorum ki mesela 2-2 alıyorum sizi. Birbiriyle yakın olan, aynı cins olan, işte dersi ilk kez alanlar, dersi tekrar alanlar gibi kriterler kullanıyorum. Ve bu şekilde ikili karşılaştırmalarla trend analizi yapıyorum. Gelelim diğer bir tekniğimize, dikey yüzdeler analizi. Bu da dikey yüzdeler analizi de yine çok kullanılan bir teknik. Burada şuna bakıyorum. Bir bilançonun veya gelir tablosundaki kalemin ait olduğu grup ve genel toplam içindeki oransal büyüklüğü beni ilgilendiriyor. Yani bununla ilgili ise nasıl bir tablo çiziyorum? Bakın onu göstereyim hemen, nasıl hazırlıyorum tablomu. Diyelim ki bu bir bilanço. Tabii bilançoda dikey analizde tek yıl alınabilir ama birden fazla yıl da alınabilir. Genellikle tek yıl alıyorum. 31-12-2016. Bilançoya baktığımda mesela dönem varlıklar diyorum. Altında hazır değerler. Menkul kıymetler gibi hesaplar var.
Şurada da yine bir aktif toplam var. Şimdi dikenliğinde iki var. Bir grup toplamı yüzdesi, bir de genel toplam yüzdesi. Bunun anlamı şu. Diyelim ki hazır değerler 1000 lira. Dönen varlık toplamı, şu şekilde göstereyim. Dönen varlık toplamı hazır değerlerin ait olduğu ana gruptur. Dönen varlık toplamı da 10.000 lira. Grup toplamı içinde baktığımda 1000 lira 10.000 liranın kaçıdır? %10'u. O halde diyorum ki hazır değerler dönen varlıklar içinde %10'luk paya sahip. Öbür yanda aktif toplam var. Diyelim ki 100.000 lira. Aktif toplamı, hazır değerleri aktif toplama oranladığımda da diyorum ki hazır değerler aktif toplam içinde %1'lik paya sahip. Yani birindeki hareket noktam, genel toplamdaki hareket noktam aktiftir, aktif toplamdır. Grup toplamındaki hareket noktam ise grup toplamıdır. Her bir kalemin ait olduğu grup ve o grubun ait olduğu genel ana grup içindeki yüzdesini hesaplıyorum. Yani dikey yüzdeler analizi tekniği bu şekilde hesaplanıyor. Şimdi bu yöntemde finansal tablo kalemlerinin bulunduğu grup toplamı içindeki oransal payı ile finansal tabloların toplamı içinde bulunduğu oransal pay hesaplanır. Dediğim gibi biri genel, biri grup toplamıdır. Gelir tablosunda ise arkadaşlar burada net satışlara oranlanır olay. Yani benim yani genel veya grup toplam olarak baktığımda bakın gelir tablosunda da şöyle bir işlem yapıyorum. Diyelim ki yurt içi satışlar, satılan malın maliyeti, net satışlar gibi. Şimdi sadece tek bir yüzde değişim olarak bakıyorum. Net satışları 100 kabul ediyorum. Yani net satışlar hesabı benim şuradaki yüzdeleri grup ve genel toplam içindeki yüzdeleri hesaplayacağım bakiye. Diyelim ki net satışlarım 50.000 lira. Yurt satılan malın maliyeti 40.000 lira. O halde diyorum ki şurası 31.12 2016 tarihli gelir tablosu. Ondan sonra diyorum ki bunların içindeki pay. Nasıl hesaplıyorum? Net satışları satılan malın maliyetine oranladığımda diyorum ki net satışlar satılan malın maliyeti içinde sanırım %90 yapıyor değil mi? %90'lık bir paya sahip diyorum. Ve bütün kalemleri yani şuradaki yüzde sütunundaki bütün yüzdelerin hareket noktası net satışlar. Ama bilançoda hareket noktam aktif toplam, dönen varlıklar, duran varlıklar toplamı, pasif toplam yani bunların toplamlarını alarak bu şekilde dikey analiz yöntemini uyguluyorum. Şimdi dikey analiz tekniğinde şöyle bir olay var. Diyoruz ki finansal tabloların dikey analiz yöntemine göre düzenlenmesinde finansal tablo toplamı gelir tablosuna net satışlar toplamıyla 100 kabul edilerek uygulanır. Diğer tablolarda ise yüzde payı yani aktif toplamı 100 kabul ediyorum, pasif toplamı 100 kabul ediyorum. Genel toplam için dönen varlık, duran varlık, kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar, öz kaynaklar toplamında grup toplamlarını, grup yüzdelerini hesaplamak için 100 kabul ederek dikey analiz yöntemini hesaplıyorum. Şimdi dikey finansal bilançonu yani finansal durum tablosunu dikey analiz yöntemine göre hazırlanmasına baktığımda bakın burada ilk aşamada analiz yapılacak olan finansal durum tablosunun dikey yüzdelerini hesaplayacağım. Nedir bu? Bunu hesapladıktan sonra hani grup toplamı, genel toplamı şeklinde bunu sonra yorumlama aşamasına geçeceğim. Bilançoda dikey yüzdeler yöntemiyle analiz edilirken finansal durum tablosu toplamı 100 kabul edilir. Ve her bir finansal durum tablosu kaleminin toplam içindeki yüzdesi alınır. Bunun anlamı nedir? Anlamı şu arkadaşlar. Diyelim ki
ben aktif toplamın yüzdesini mi hesaplıyorum? Aktif toplamı 100 kabul ediyorum. Dönem varlıkları mı hesaplıyorum? Dönem varlıkları 100 kabul ediyorum. Yani hangi grubu, hangi veya hangi genel grup toplamını hesaplamada hareket noktası olarak kabul ediyorsam, benim için bunlar düzenlediğim grup toplamları ve genel toplamlar sütununda %100 ile ifade edilir. Çünkü bir sayının kendine bölümü 100'dür. Yani 1'dir şeklinde bunu bu şekilde ortaya koyuyoruz. Şimdi diğer bir olay şu. Diyoruz ki finansal durum tablosunda her bir hesap grubunun toplamı 100 kabul edilmek suretiyle grupta yer alan kalemlerin grup toplamı içindeki yüzde payının hesaplanması yoluna gidilerek grup toplam içindeki yüzde payı sütunu oluşturularak kalem daha detayda incelenip daha detayda analiz edilmeye hazır hale getiriliyor. Gelir tablosunun dikey yüzde analizi yöntemine göre hazırlanmasında ise söylemiştim. Net satışları 100 kabul edeceğim. Gelir tablosunun bütün kalemlerini net satışlarına oranlayacağım ve her bir kalemin net satışlara göre değişim oranını, yüzde oranını, pay oranını hesaplamak suretiyle tabloyu hazır hale getirip ondan sonra yorumlayacağım. Burada tabii şöyle bir ifade var. Bakın diyor ki her bir hesap grup toplamı 100 kabul edilerek grupta yer alan kalemlerin grup içindeki yüzdesi hesaplanır diyor ama gelir tablosunda benim 100 kabul ettiğim tek ana hesap net satışlardır. Çünkü hesaplamama kriter olan hesap adıdır. Gelelim bir diğer tekniğe. En son tekniğimiz oran analizi veya ratio analizi diye de geçer. Ratio analizi de diyoruz. Oran analizinde arkadaşlar kalemlerin nispi ilişkileri incelenerek işletmenin finansal durumu analiz edilir. Kalemlerin nispi ilişkileri incelenerek dediğim gibi finansal durum analizi yapılır. Finansal tablolarda birçok sayıda oran hesaplanabilir. Şu an mesela biz Türkiye'de İstanbul Sanayi Odası'nın hesapladığı standart oranlar var. Her yıl bunu yayınlıyor. Yaklaşık 47-48 tane oran hesaplıyoruz her bir işletme için. Oranları hesaplamaktaki temel amaç yorumlanabilir bilgi üretiyor. Daha yoruma açık, daha çok konuşulabilecek, daha güzel, daha net sonuçlar çıkaracak yorumlar yapmamıza izin veren bir teknik. Yine anlamlı ilişki içinde bulunan kalemler seçilerek birbirleriyle ilişkilendiriliyor. Ne demek bu? Diyelim ki dönem varlıklar kısa vadeli yabancı kaynaklar. Bu veya duran varlıklar öz kaynaklar veya duran varlıklar uzun vadeli yabancı kaynaklar gibi. Bunlar bakın hep aralarındaki anlamlı ilişkisi olan hesapları baz alıyorum ve bu oranları bunlara göre hesaplıyorum. Sonuçları hesapladım. Oran analiziyle ilgili ne yapacağım? Diyorum ki geçmiş yıl sonuçlarıyla ve benzer işletme oranlarıyla karşılaştırabilirim. Eğer sektörde ait standart oranlar varsa ben bunları da kullanabilirim. Bu nedir? Bu şudur. Örnek vereyim. Diyelim ki bir inşaat firmasında cari oran dediğimiz bir oran var. Dönem varlıklar bölü kısa vadeli yabancı kaynaklar. Şimdi bu oranın normalde biz 2 çıkmasını isteriz. Ama inşaat sektörü için bu oran 3,5-4 çıkabilir. 3,5-4 çıkması normaldir. Şimdi ben bir inşaat sektöründe bir inşaat firması için oran hesaplamışsam çıkan cari oranı o sektördeki standart oranla karşılaştırmak suretiyle bunun olumlu mu olumsuz mu olduğu, bunun ne kadar tutarlı olduğunu yorumlayabilirim. Yani oranları hesapladığımda hem şirket için bir yorum yapıyorum, şirketin genel yapısı itibariyle, hem de o şirketin ait olduğu sektör bazındaki standart oranı alıp şirketin sektör içinde nasıl bir duruşu var, nasıl bir yapılanması var, bu konuda analiz yapıyorum. Finansal tabloların analizinde kullanılan en yaygın tekniklerden birisidir. Yani oran analizi çok başvurulan bir tekniktir. Hatta bunu finansal yönetim dersi de alıyorsanız orada da bu teknikleri öğreniyor olmanız lazım. Oranlarda finansal tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkinin matematiksel bir ifadesidir oran analizi.
Yani yüzde kaçı? Mesela diyelim ki cari oranda kısa vadeli yabancı kaynakların yüzde kaçı dönem varlıklarda veya dönem varlıkların yüzde kaçı kısa vadeli yabancı kaynakları ödeyebilme kabiliyetine sahip gibi özür dilerim çıkarsamalar yapıyoruz. Hesaplanan oranlar yüzde veya katı olarak ifade edilir. Yüzde mesela dönem varlıkların yüzde üçü veya satış devir hızında, stok devir hızında stokların 17 katı, 20 katı gibi devrediyor diye hani ya yüz oran yüzde veya katı yani sonuçları bu iki kriterle değerlendiriyorum. Tek başına bir oran hiçbir şey ifade etmez. Yani şöyle söyleyeyim işte dönem var cari oran 2. Ne olmuş? Yani bir oranın anlam kazanabilmesi için yanına başka oranları da eklemem lazım. Hesaplanan oran oranı hesapladığım bir oranı sektör ortalamasıyla sektöre ait standart oranlarla karşılaştırdığımda daha bir anlam kazanır. Niye? Ben niye analiz yapıyorum? Şu anki durumum ne? Ait olduğum sektördeki pozisyonum ne? Gelecekte ne olacağım? Ben bu sorulara cevap arıyorum. Yani şirketimin sürdürülebilirliği var mı? Bu şirketin hayatı var mı? Ben bu sorulara cevap arıyorsam o zaman bu teknikleri kullanmak suretiyle ulaştığım sonuçları da ya sektörel bazda ya da kendi içimde hesapladığım diğer oranlarla karşılaştırıp ilişkilendirerek daha anlamlı yorumlar yapabiliyorum arkadaşlar. Yorum yaparken oran analizinde bakın bu dört tekniği kullandım. Dedik ki tabloları hazır hale getirdim. Ben de analiz yapacak finansal analistim. Peki benim ne tür kriterlerim olması lazım ki ben bunları doğru bir şekilde yorumlayayım? Bakın yorum yapabilmenin ön şartları bunlar. Bir kere bir analist kendi bilgi birikimiyle, kendi kapasitesiyle, kendi eğitimiyle, tecrübesiyle, kendi yargı yeteneğini kullanır. Bu çok önemli. Mali analizde, yani finansal analizde analist olmak istiyorsanız belli bir bilgi birikiminiz olması lazım. Bu bilgi birikiminden kastım sadece muhasebe bilmek değil. Çok iyi iktisat bileceksiniz. Çok iyi ülkelere hakim olacaksınız. İş dünyasına hakim olacaksınız. Ülkelere nereye gidiyor, ne yapıyor, ekonomik önlemler ne, politikalar, prosedürler ne, devletin önerdiği, uyguladığı bunlara hakim olacaksınız. Daha sonra işletmenin geçmişine ilişkin hesaplanmış olan verilere sahip olacaksınız. Şimdi Seval Hoca bu yıl çok başarılı. Neye göre? Geçmişini bilmiyorsam ben böyle bir cümle kurar mıyım? Hayır. O halde mutlaka geçmiş verilere sahip olmam ve bu verileri ürettiğim diğer verilerle kıyaslayabilme o yeteneğimin, imkanımın olması lazım. Artı rakip ve başarılı işletmelerin oranlarını bilmeliyim. Ben kime göre iyiyim? Yani diyelim ki hepimiz aynı sınıftayız, aynı dersi alıyoruz. Diyorsun ki Ayşe çok iyi. Kime göre Ayşe çok başarılı? Sınıfın en başarılısını alacağım. Onun notlarıyla Ayşe'nin notlarını yan yana koyduğumda Ayşe'nin performansını, evet Ayşe de çok başarılı sonucuna ulaşacağım. Artı bütçelenmiş bilgilere dayalı hesaplanan bilgileri, hazırlanan tabloları kullanmayı bileceğim. Bütçe arkadaşlar tahmin demek. Tahmin şu. Diyelim ki ben diyorum ki işte 4 yıllık üniversiteyi bu yıl bitireceğim. Ama geleceğimde de diyorum ki işte ikinci bir dil öğreneceğim. İngilizce öğreneceğim, İspanyolca öğreneceğim. Ben muhasebe alanında kendimi geliştireceğim. Bunlar benim bütçelerim. İşte kursa gideceğim, şu kadar para vereceğim. İşte şurada şunu yapacağım, bu kitabı alacağım, şunu okuyacağım, buna abone olacağım. Böyle bir bütçe yaptım. Dedim ki uluslararası bir şirkette işe girip muhasebeci olarak çalışabilmem için 2 yıl şu 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 kitapları okuyacağım, bu kurslara gideceğim, şöyle bir ortalamam olacak. Ve ben 2 yılın sonunda bu şirkete iş başvurusu bulunduğumda beni işe alacaklar. Bu nedir? Bu bütçedir. Şirketler için de böyle. Şirket diyor ki mesela benim diyor karım her yıl %30 artıyor. Bu artış devam edecek. Gelecekte de %30, %40 artışlar yaşayacağım. Eğer ekonomiyle ilgili bir sorun olmazsa. Şimdi bu onun bütçesidir. Ben
bugüne ilişkin gerçek durumunu hareketle bir oran, bir analiz tablosu hazırlamışsam, şirketin bütçelenmiş olanlarıyla da karşılaştıracağım. Niye? Şirket bu konuda ne kadar tutarlı? Şimdi ben diyorum ki işte ikinci bir dil öğreneceğim, sertifika programlarına gideceğim. 2 yıl sonra da iyi bir şirkette işe gireceğim muhasebeci olarak. 2 yıl sonra sizle karşılaşıyorum. Ne oldu Seval diyorsun? Ben evlendim diyorum. İşe de girmedim, evde çocuk bakıyorum. E hani sen şirkette muhasebeci olacaktın? Ne oldu? Yani bütçelenenle, gerçekleşenle, bütçelenenler arasındaki tutarlılıkları görmek lazım. Diğer bir olay, şirketin faaliyette bulunduğu ve şirketin ait olduğu sektörel oranlara bileceksiniz. Öyle hani ben işte diyeyim ki elbise üreten bir şirketim, tekstil sanayindeyim. Üretirim, satarım, başkaları beni ilgilendirmez. Yok böyle bir şey iş dünyasında. Benim rakibim kim? Benimle aynı malı üreten kim? Benimle aynı pazarlarda satan kim? Rakiplerim ne yapıyor ki ben de yapmalıyım, onların önüne geçmeliyim? Bunları işte tespit edebilmem için ait olduğum sektörü de çok iyi analiz ediyor olmam lazım. Artı bir de bu analizle ilgili genel standartları bilip bunları uygulamak benim ön şartlarım. Arkadaşlar bakın toplam 6 tane ön şart var. İyi finansal analistin iyi bir yorum yapabilmesi için, yorumlarının tutarlı olabilmesi için bunlar finansal analistler için geliştirilmiş ön şartlar, ön koşullar olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi oran analizinde neleri dikkate almam lazım? Dedim ya en çok kullanılan teknik bu. Peki ben nelere dikkat edeceğim? Birincisi, oran analizinde anlamsız oranlar kullanmaktan kaçınacağız. Bakın bunlar hep sınav soruları. Oran analizinde anlamsız oranlar kullanmaktan kaçınacağız. İki, oranlar doğru ve amaçlara uygun biçimde yorumlanmalı. Amacım ne? Dönem varlık yapısını ölçmek veya stoklardaki artışı tespit etmek. Şimdi ben stoklara bakarken gidip de borçlarla niye ilgileneyim ya da gidip de maddi duran varlıklara niye bakayım? Stoklar, yani neye odaklanıyorsam, hangi soruma cevap arıyorsam o konuda cevabı bulmalıyım. Üçüncüsü, oranlar üzerindeki mevsimlik ve konjonktür hareketlerinin etkileri yorumda dikkate alınmalı. Nedir bu? Şimdi diyelim ki ben bir dondurma fabrikasının satışlarını analiz edeceğim. Gidip de Aralık, Ocak, Şubat ayındaki satışlarına bakar mıyım? Bakmam. Niye? Çünkü biz dondurmayı kültür olarak yazın yiyoruz. Eğer ben Ocak, Şubat, Mart aylarına bakarsam derim ki dondurma bu firma iflas etmek üzere. Çünkü satışları çok düşmüş. Ama şirketin satış yaptığı dönem Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, havalar sıcakken dondurma yiyoruz. O halde bakın mevsimlik dalgalanmaları takip etmek, analize katmak çok önemli. Diğer bir olay, oranlardaki değişikliklerin nedenini ve işletme açısından taşıdığı önemi çok doğru tespit etmemiz lazım. Ve oran sonuçları, oranda yer alan değerlerin tutarları da dikkate alınarak yorumlanmalı arkadaşlar. Bir oran tek başına bir şey ifade etmez. Bazen oran anlamsız gelir veya biz olumsuz yorumlarız ama sonra İşin özüne bakıp o tutarlara baktığımda normalde de öyle büyük tutarlar olmadığını düşünürüz. Şöyle örnek vereyim. Diyelim ki çantanda dün 110 lira varmış, bugün 20 liran olmuş. Diyorum ki çantandaki para %100 artmış. Şimdi çantadındaki para %100 artmış dediğimde hemen o sen zenginlemişsin diyoruz. %100 artış bakın beni olumlu düşünmeye sevk ediyor ama sonra bakıyorum çantandaki para 10 liradan 20 liraya çıkmış. 20 lira ufak bir para. Yani %100 değil, %1000 artsana bile anlamı yok. Anlatabiliyor muyum? Mutlaka oranı yorumlarken o oranla ilgili kullandığım tutarların da büyüklüğüne bakmam lazım. Bir diğer olay, oranları değerlendirirken İşletmenin kendi geçmiş yıllar bilgilerinin yanında sektörün genel gidişatına da bakmam lazım. Tabii sektörün genel gidişatı şu. Diyelim ki mesela bizler Müslüman ülkeyiz değil mi? Domuz eti yemiyoruz. Ama sen domuz etinden üretilen ürünler üretip satan bir şirketsen ve senin oranların kötüyse bunu ne yapacağım? Diyorum ki
bu sektör aslında Türkiye'de ya da işte Azerbaycan'da olmayacak bir sektör, çalışmayacak bir sektör. Niye? Çünkü domuz eti tüketimi olmayan ülkeleriz. Bu şirket şimdi bu mal, ürettiği malların satışını yapamadığı bir ülkede üretim yapıyorsa şirketin durumu genelde kötü demektir. Fakat şirket diyor ki ben üretiyorum ama ben bunları diyor başka ülkelere satıyorum. Bunları yiyen ülkelere satıyorum. Şimdi burada işte sektör özelliğine bakıyorum. Yani doğru ürün mü üretiyorsun, doğru pazarda mısın ve talebin doğru yerde mi? Bu çok önemli. Hani şirketin satışları artıyor olabilir ama şirketin politikaları yanlışsa o zaman şirket için bir olumsuzluktur. Oran analizi ile işletmenin geçmiş performansını değerlendirirken gelecekle ilgili ipuçları da yakalamayı hedef haline getiriyoruz. Yani şirkette trend analizi yaptım. Diyelim ki 10 yıl satışları artmış. Ama şimdi neydi? Mesela sizin geliriniz çok yüksekti. Petrol pahalıyken çok yüksek geliriniz vardı. Çok yani hayat standartlarınız yüksekti. Ama şu 2 yıldır petrolün fiyat kaybetmesi sizin hayatlarınızı olumsuz etkiledi. Şimdi şey budur işte hani petrol çok pahalı, giderek pahalanıyor. Piyasası yüksek, işte çok yüksek paralarla satıyoruz, yüksek ülke gelirlerimiz var dedip de petrolün fiyatının düşeceğini öngörememek bir şekilde problem şeklinde şirketlerin karşısına çıkıyor ve toplumların karşısına çıkıyor. İşte bunları öngörebilmek lazım. Yani şirket olarak tamam petrol şu an değerli ama ileride değersizleşebilir. Veya petrol şu an değersiz ama ileride değer kazanabilir. Benim gelirlerim, satışlarım artabilir. Yani analiz yaparken geçmişten hareketle geleceğe yönelik projeksiyonlar yapmak gerekir mutlaka. Oranların sınıflandırılması, oran analizine baktığımda arkadaşlar biz daha doğrusu finansal analizde oranları değişik şekillerde sınıflandırıyoruz. Bunlardan birincisi finansal durum tablosu oranları, yani bilanço oranları. İkincisi gelir tablosu oranları, üçüncüsü karma oranlar. Bu bir çeşit. Bunun dışında oranları, ki en çok kullanılan oran sınıflaması budur. En çok oranları bu şekilde sınıflandırıyoruz. İşletme faaliyet sonuçları ve finansal durumdaki değerlemelerdeki kullanışlarına göre oranları sınıflandırıyorum. En geçerli, en kabul görmüş, şu an dünyanın %99'u bu kategoriyi, bu sınıflandırmayı kullanıyor. Bu sınıflandırmaya baktığımda birincisi likidite oranları. İkincisi finansal yapı ya da mali borç oranları. Üçüncüsü varlık kullanım oranları. Dördüncüsü karlılık oranları. Beşincisi borsa performans oranları. Toplam 5 ana başlıkta oranları kategorize ediyorum ve bu 5 başlık altında analizi hazır hale getirip yorumluyoruz. Biz de kitapta bunları kullanacağız. Şimdi likidite oranlarını konuşalım. Likidite oranları demek işletmenin, bir kere niçin bu oranları hesaplıyorum ona cevap verelim. İşletmenin kısa vadeli borç ödeme gücünü ölçmek için kullanıyorum bu oranları. İşletmenin kısa vadeli borç ödeme gücünü ölçmek için kullanıyorum. Nedir bunun anlamı? Yani işletmenin bilançosundaki kısa vadeli yabancı kaynaklarda görünen o borçlarını ödeyebilir miyim? Böyle bir yeteneğim var mı diye soruyorum. Cevabını da bu oranları hesaplayarak bulacağım. Likidite oranları arkadaşlar aynı zamanda İşletmelerin net çalışma sermayelerini hesaplayabilmek için kullanılır. Bakın bu çok önemli. Net çalışma sermayesi çok önemli bir kavramdır. İşletmelerin net çalışma sermayelerinin olup olmadığını tespit için kullanılır likidite. İkincisi likidite oranları bilanço kalemleri arasındaki miktar ilişkilerini dikkate alarak hesaplanır. Miktar ilişkilerini dikkate alarak hesaplıyorum. Dördüncüsü, işletmenin kısa vadeli borç ödeme gücü olup olmadığını ölçmek, dönen varlıklarla kısa vadeli yabancı kaynaklar arasındaki oransal ilişkiyi inceleyebilmek için hesaplanır. Bakın, demek ki likidite oranlarını şöyle düşünün.
Dönem varlıklar ve kısa vadeli yabancı kaynaklar arasındaki ilişkileri sorgulamak için ben bu oranları hesaplayacağım. Yani bir şirkete girdiniz muhasebeci olarak, patron dedi ki benim likidite oranlarımı hesapla bakalım nedir? Veya dedi ki size şu kısa vadeli borç ödeme gücümü bir ortaya koy, bir yorumla bakalım. Nedir? Direkt likidite oranlarını hesaplayacaksınız. Bu oranlar arkadaşlar, likidite oranları olarak 3 tane oran görüyorum. Bir cari oran, ikincisi likidite oranı ya da asit test oranı, üçüncüsü nakit orandır. 3 tane oran hesaplarım. Önce cari oranı konuşalım. Cari oran dönem varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünmesiyle hesaplanır. Dönem varlıkların, şimdi bu formüller tek tek çıkar veya şöyle sorulabilir. Aşağıdaki formül cari hangisi? Bu verilen formül aşağıdakilerden hangi oranı hesaplatır denebilir. Yani formülü verir, oranın adını sorabilir. Veya der ki cari oranda hangi varlıkları ve kaynakları baz alarak hesaplarsınız? Bunlar hani değişik şekilde sorulur ama sorduğunda bilmeniz gereken olay şu. Şirketin dönem varlıklarının kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünmesi. Neden bu oranı kullanacağım? İşletmenin kısa vadeli borç ödeme gücünü görmek istiyorum. Yani benim kabiliyetim ne borç ödeme gücünde? Burada cari oranın ortalama olarak 2 çıkması yeterli kabul edilir. Nedeni de şu. 2 liralık varlığım var. Bunun 1 liralık kısmıyla borcumu ödeyeceğim. Ama hala elimde 1 liralık varlık kalacak demek. Yani şöyle düşünün. Maaşınız 1000 lira. Aylık harcamalarınız da 500 lira. 1000 lira bölü 500 dediğinizde 2 çıkar. Anlamı da şudur. Diyoruz ki Ayşe aylık giderlerinin hepsini ödedikten sonra hala elinde bir 1 liralık varlığı kalıyor demektir. Şirkete bunu uyarlayabilirsiniz. Bu oran her 1 liralık borcuna karşılık işletmenin elinde tuttuğu dönem varlık tutarını gösterir demiştik. İkinci oranım likidite oranı veya asit test oranı. Genellikle asit test diye daha çok kullanılır. Bu oran arkadaşlar dönem varlıklar eksi stoklar bölü kısa vadeli yabancı kaynaklardır. Neden stokları ayırıyorum? Hocam, çünkü stoklar dönem varlık arasında yer almıyor mu zaten? Nasıl? Dönem varlıklar arasında yer almıyor mu zaten stoklar? Evet. Stoklar dönem varlıklar grubu içinde yer alıyor ama şimdi likidite oranda ifade edilmek istenen şu. Paraya dönüşebilme kabiliyeti yüksek varlıklarımı baz alacağım. Burada daha nakit yapıma bakıyorum. Şimdi stokların paraya çevrilebilme kabiliyeti bir belirsizliktir. Yani diyelim ki raflarına ürünlerini koydun. Bunlara talep olacak, satacaksın. Sattığında para kasaya girecek veya kredili satacaksın, vade bekleyeceksin, tahsil edeceksin. Hani bir belirsizlik var. Anlatabiliyor muyum? Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Mesela diyelim ki cüzdanınızda para var, bankanızdaki para, bankada para var. Kolunuzda da altın bileziğiniz var. Elektrik, su, telefon faturanız geldiğinde hangisi daha çok işinize yarar bunları ödemek için? Para ve kasada, cüzdanınızdaki para ve banka, değil mi? Yani kolundaki bileziği düşünemiyorsun. Niye? Şimdi bunu götüreceğim de alıcı bulacağım da satacağım da adam alacak da sen paraya ulaşacaksın. Yani çok uzun bir süreç nakde dönüşmesi. Stokların da işte böyle bir belirsizliği olduğu için diyoruz ki işletmenin en likit yapısını görmek istiyorum. Stokları çıkarmalıyım. Bu oran arkadaşlar bakın işletmenin satışları durduğu anda kalan dönen varlıkların İşletmenin kısa vadeli yabancı kaynaklarını ödeyebilme kabiliyetini ölçtürür bana. Anahtar cümle budur. Tamam mı? Bunu kitabınızda işaretleyin. İkinci oran nakit oran. Bakın cari oranda dönem varlıklara bütünde bakıyordum. Hepsi diyordum bir yıl içinde nakde dönüşebilecek varlıklarım.
Likit oranda stokların belirsizliğinden dolayı stokları ayırarak daha spesifik bakmaya başladım. Nakit oranda ise artık sadece nakdin kendisine odaklanıyorum. Hazır değerler artı menkul kıymetler bölü kısa vadeli yabancı kaynaklar. Yani bugün bana bir fatura gelse cüzdanımdaki parayla onu ödeyebiliyor muyum diye bakıyorum. Hani stok alacak filan onları da elimine ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu oranın %20 olması lazım. Anlamı şu. Yani 100 liralık elektrik faturası gelirse bugün senin çantanda en az 20 liran olması lazım. Kalan 80 lirayı başka varlıklarından temin edebilirsin. Bu oran para ve para benzeri dönem varlık kalemlerinin kısa vadeli yabancı kaynakları ödeyebilme kabiliyetini ölçer. Para ve para benzeri varlıkların. Yine bu oran işletmenin elindeki mevcut hazır değerlerle kısa vadeli yabancı kaynakların ne ölçüde karşılandığını ölçer. Likidite oranlarının en hassasıdır. Yani şöyle, hani evden çıkarken cüzdanına bir bakarsın ya, bugünü nasıl geçireceğim diye. Bu öyle bir oran işte. Yani bugün işletme nakde ihtiyaç duyduğunda ne kadar hazırda nakdi var, bunu gösterir bize. Bu oran arkadaşlar, bakın bu cümle de çok önemli, isterseniz işaretleyin. İşletmenin satışlarının durması halinde alacaklarının tahsil edilememesi durumunda işletmenin kısa vadeli borçlarının ne kadarlık kısmını ödeyebileceğini gösterir. İşletmenin satışları durdu, alacaklarını da tahsil edemiyorsa elindeki hazır nakdin gelecek borçları ne kadar ödeyebileceğini gösterir. Ve dediğim gibi %20 olması da istenilen bir unsurdur. Şimdi dersi burada bırakalım. Likidite analizi ile ilgili diğer oranlar diyor. Salı günü buradan başlayarak 3. ünitemizi tamamlarız. Olur mu? Sorunuz var mı? Bu konu, bu arada anlattığım ünitelere de bakın. Sorularınız varsa sorun. Hani sınav öncesi size yardımcı olayım cevaplama açısından. Hepinize iyi günler diliyorum. Haftaya görüşürüz arkadaşlar.